Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Keyifli, mutlu bir ilkbahar gününden herkese selamlar. Hava açık, güneşli, benim enerjim oldukça yüksek oluyor böyle günlerde. Eminim sadece benim değil, birçok kişinin de böyle yazın en çok gelmesini bekleyenlerden biri de benim. Size bugün yaz parfümlerinden bahsedeceğim. Kendimce bunları kategorileyip gruplamaya çalıştım. Elimde benim fazla yaz parfüm var. Kış parfümlerini ne kadar seviyorsam yaz parfümlerini de o kadar seviyorum. Ve ben şöyle düşündüm. Yaz deyince Hindistan cevizi ve vanilya kokuları, tiara çiçeği, güneş kremi kokuları, güneş yağları kokuları, hep bunları istiyoruz ya. O yüzden ben de elimde bulunan Hindistan cevizi kokularından size bahsetmeye çalışacağım. İçerik okuyacağım. Her ne alacaksanız, nereden alacaksanız alın. Öncesinde gidin, kokuyu teninizde deneyin. Deneme kartlarını ben de çok mantıklı buluyorum. Tenimde çok kokular karışmamış oluyor. Ama bir kokunun karttaki ve teninizdeki kalıcılık, kaldığı koku çok farklı oluyor. Her tene göre, her cilde göre kalıcılık, koku farklı oluyor. O yüzden deneyin, birkaç kez deneyin. Ondan sonra alın. Ben ya yurt dışından alıyorum ya da Tuva'dan alıyorum. Tuva'nın tüm linkleri aşağıda olacak. Oradan da alışveriş yapabilirsiniz. Ben yıllardır güvenli yapıyorum. Başlıyorum hemen çok hızlı bir şekilde. Geçen sene benim koleksiyonuma giren komşumun yeğeninde görüp kokunuz ne çok güzel, bayıldım deyip sonrasında aldım. Lancome'un Lavia Belle'in Soleil de Cristal, Cristal Soleil, nasıl okuyorsanız, şöyle şişesi bile yaz diye bağıran bir Hindistan cevizi parfümü. Hemen okuyorum. Vanilya, Hindistan cevizi, tatlı notaları barındıran, limon içeren beyaz çiçekler, pudramsı bir koku da aldığınız, odunsu kokular içeren ve iris parfümü olarak geçmekte. Notalara baktığınızda açılışını bergamotla yapıyor. Orta notasında gül var. En alt notalarında Hindistan cevizi ve vanilya var. Geçen sene ben bunu Haziran'a falan aldım. O yüzden çok böyle bitiremedim. Çünkü elimde dediğim gibi başka kokular da vardı ama bu yala hazır. Ben bunları her zaman kutularıyla dolapta saklıyorum. O yüzden çok sevdiğim. Lancome'u seviyorsanız, Lavia Belle'i seviyorsanız kalıcılığı da bence gayet iyi. Farklı, hem çiçekli, hem ferah, hem Hindistan cevizi vanilya hissettiğiniz güzel bir yaz parfümü bence. Bazıları bu kokuları böyle çok bayıltıcı bulabiliyor ama ben seviyorum. Hindistan cevizi vanilya kokularını gerçekten çok seviyorum. Geldim bir sonraki kokuya. Bunu Tuba'dan aldım. Çünkü üretimi durdu diyebiliyorum. Online baktığımda da görememiştim. Lancome Trésor Nuit olarak. Nuit değil, Lancome Trésor Nuit olarak geçiyor bu. Şöyle klasik Trésor'ün tam bir yaz versiyonu. O kadar güzel ki. O kadar güzel ki. Yani Lancome Trésor seviyorsanız onun Hindistan cevizli versiyonu mükemmel. Yani şu ambalajına, zaten elmas şeklindeki ambalajına bayılıyorum. Çok 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 mükemmel. Peki açılışını mandalina, portakal, pembe biber ve bergamotla yapıyor. Pembe biberin acılığını bir alıyorsunuz ama o kalmıyor. Sonra orta notalarında ylang ylang iris var, portakal çiçeği, yasemin var. En alt notalarında ise Hindistan cevizi, vanilya ve patchouli bulunmakta. Peki bunu koklayanlar nasıl tarif etmişler? Vanilyalı Hindistan cevizi, tatlı gül kokusunu aldığınız laktonik, yani laktonik bir nota da var diyor ki ben onu çok hissetmiyorum. Limon, pudralı ama tropikalde bir koku olarak tarif ediyorlar. Bayıldım. Muhtemelen yani bunları ben kokladığımda bronze ten, deniz kenarı bronze ten, hep onlar geliyor aklıma. Bronze tende çok güzel duracağını düşünüyorum ve öyle de olacak. Geldim bir sonraki parfümle. Benim biraz ambalaj hırpalandı ama yani o kadar mı güzel olur? Alien Thierry Mugler, ne kadar sevdiğimi size anlatamam ve neredeyse
çıkardığı her parfümü alabildiğimce, yakalayabildiğimce çok özel seriler hariç almaya çalışıyorum. Mugler, Aliye'nin Goddess Intense. Goddess'ı da var, onu vanilya parfümlerine göstereceğim. Bu Hindistan cevizli versiyonu. Şu an o da buram buram bu parfümden kokuyor ve ben bayılıyorum. O kadar güzel bir koku ki. Peki bu koku nasıl bir koku? Açılışını Hindistan cevizi ve limonla yapıyor. Orta notalarında yasemin ve yasemin çayı var. En alt notalarında vanilya var. Benzoin var ve kaşmir ağacı var. Hindistan cevizi de odunsu da ama bergamotun ferahlığını da alıyorsunuz. Yani o limonsu koku da var. Peki tarif edenler nasıl etmiş? Vanilyalı, beyaz çiçekli, amberi hissettiğiniz. Hindistan cevizi çiçeksi, tatlı, ferahlatıcı. Balzamik olan odunsu ve baharatlı bir koku olarak tarif etmişler. Bayılıyorum. Tek kelimeyle bayılıyorum. Yazın siz de böyle bir farklı bir Hindistan cevizi kokusu istiyorsanız bunu mutlaka göz atın. Yani tarif edemeyeceğim kadar güzel. Şimdi biraz sonra hepsini göstereceğim fakat Hindistan cevizi parfümlerine bence girmezse olmaz dediğim Estée Lauder Bronze Goddess. Farklı versiyonları da var. Bir sonraki videoda hemen onları da izleyebilirsiniz. Onları da ayrı bir videoda toplayacağım ki almak isteyenler olursa, çünkü birçok online reklamlarda bunlar dönmeye başladı. Bronze Goddess, Bronze Goddess Nui, Bronze Goddess Azura gibi gibi gibi. O yüzden biraz bundan bahsedelim. Açılışın tamamen Hindistan ceviziyle yapıyor. Orta notasında tiare çiçeği var. Tiare çiçeği gerçekten ama gerçekten ama gerçekten deniz, kumsal, yaz, kum, deniz, güneşlenme, kum kokusu. Çünkü güneş kremlerinde çok fazla kullanılan tiare çiçeğini yazın vücut spreylerinde, parfümlerde de çok gördüğümüz için herkes böyle yazın öyle kokuyor. Tiare çiçeği kokuyor ki ben çok seviyorum ve elimdeki tiare çiçeği parfümlerini de gene ayrı bir videoda anlatacağım. Oraya da girecek kokulardan biri. Birçok kişinin yıllardır kullandığı favorisi olan bir koku. En alt notalarında vanilya, amber ve sandal ağacı var. Amber ve vanilya olduğu sürece ben her yerde varım. Çok farklı, çok klasik. Bence her tende farklı duran güzel bir parfüm. Diğerleriyle de şimdi karşılaştıracağım ama yaz kokuyor. Gerçekten yaz kokuyor. Bunu sıktığınızda denize girmek istiyorsunuz, güneşlenmek istiyorsunuz, kumsallarda uzanmak istiyorsunuz. O da tiare çiçeğinden kaynaklanıyor. Bu yüzüğü diğerleri bir sonraki videoda olacak. Benim elimde şu an için Hindistan cevizi parfümleri bunlar. Siz de bence yaz gelmeden parfüm alışverişi yapacaksanız bir göz atıp değerlendirip o şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Dediğim gibi nereden alacaksanız alın mutlaka ama mutlaka deneyin. Denemeden lütfen parfüm almayın. İzlediğiniz için hemen hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben hemen bir sonraki videoyu çekeyim. O da böyle minik bir parça halinde sadece Estée Lauder alacak olanlara da böyle minik bir içerik hakkında bilgi olsun. İzlediğiniz için teşekkür. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.